Evet, Malatya'dayız. Sabah Ören Beldesi'ne gittik. Şimdi de merkezde özellikle enkaz çalışmalarının yapıldığı yerlere uğruyoruz. Yakınlarla, depremzedelerin yakınlarıyla görüşüyoruz. Hakikaten felaket gittikçe büyüyor. Çünkü arama kurtarma çalışmaları yetersiz. Birçok yerde su, elektrik ve internet bağlantısı sıkıntılı. Ve ortada iktidar tehdit etmek dışında, o hal ilan etmek dışında. İşte bugün Erdoğan yeni bir açıklama da yapmış. Bir yılda evleri yaparız, çözeriz dışında. Aslında fiilen çok büyük bir yetersizlik yaşanıyor. Ve bu attığımız her adımda karşımıza çıkıyor. Kış koşullarında insanlar kalabilecekleri bir yer bile bulamıyorlar. Biraz önce gittiğimiz yerde belediyenin hiçbir şekilde yardım etmediğini, destek olmadığını, üniversitenin kapıları bile açmadığını ifade ettiler. Şu anda Malatya adeta tamamen ölü bir kent durumuna bürünmek üzere. Bütün dükkanlar, marketler kapalı, benzincilerde kuyruklar var. Ve bunları çözmek yerine, bu afeti yönetmek yerine, acil ihtiyaçları karşılamak yerine halkını, toplumu tehdit eden bir cumhurbaşkanı var bu ülkede. Evet, bu hakikaten kabul edilebilir bir mesele değil. Deprem anında bile insanlar yakınlarını kaybetmişken bu tehditlerin ve o hal ilanının karşısında duracağız. Yarın meclise geliyor. Zaten orada da bütün gücümüzle muhalefet edeceğiz. Ya, arama kurtarma çalışmalarının çok yetersiz olduğunu görüyoruz. Sadece duymuyoruz. Bugün dünden itibaren bu sefer yardımlar engellenmeye başlandı. Sadece AFAD adıyla yardımların yapılabileceğini ya da valilikler adıyla ya da AKP adıyla yardımlar gönderilebilir dedi. Biz birçok girişimde bulunduk. Ankara'da da ilgililerle de görüştük. Sahada da kesinlikle bunu kabul etmeyeceğimizi ifade ettik. Yani bir ile su götürmek, ekmek götürmek, kıyafet götürmek, battaniye götürmek için hiç kimsenin iznine ihtiyaç yoktur. Bu tamamen insani bir görev ve hakikaten dayanışma çok büyük oranda aslında. Mesela Çorum'dan Malatya'ya gelen, Antalya'dan Diyarbakır'a gelen ya da farklı şekillerde buradan Hatay'a giden yüzlerce insan var. Dayanışmayı büyütmemiz lazım, el ele vermemiz lazım. Ama bunu iktidar, bu dayanışmanın önüne bile set çekmeye çalışıyor. Bunları böyle bir acı günde, acılı günlerde konuşmak istemezdik. Ama çağrım tabii ki Ankara'ya, yetkililere, yardımların gidişini engellemeyin. Engellemeniz halinde aç kalan, susuz kalan, hasta olan herkesin yaşamından ve sağlığından, kötüleşmesinden zaten sorumlusunuz ama daha ağır bir yükümlülük altına girersiniz. Bu sadece sorumluluk olarak kalmaz, aynı zamanda bu bir suçtur ve çağrımız tabii ki bütün yurttaşlara dayanışmamızı büyütelim. Çünkü burada deprem bölgelerinde her şeye ihtiyaç var. Ekmekten sudan başlayarak çoraba, kaska, şala, her türlü ihtiyaç var. Hava çok soğuk, şu anda konuşurken bile titrememek için zorlandığımı ifade etmek istiyorum. Biz müdahale istiyoruz, müdahale eden yok burada. İlla isyan mı edelim? Biz isyan edince insanlar geliyor buraya. Bizim araba ekip yok, bir şey yok.